Evet, simit tankın arkadaşlar altını işte bu filtrenin yapılması ile ilgili. Şurada altında içinde şu üst kapağı söktükten sonra içinde iki tane şöyle uzun somun vida var. Bunları gevşettim aşağıdan 200 santime yakın. Şöyle şuradan daha net belli olur. Şöyle bayağı yükseliyor. Boşta gibi. Evet, şu an şey yapıyor. 2 santim 3 santim çalışma payı var altında. Şöyle şilteyi aldım. Bunu 3 kat yapacağım şimdi. 3 katı yapıp şuradan ortasından göbeğe doğru keseceğim. Tek çizgi. Ondan sonra buradan giydirerek ileriye doğru taşıyacağım. Sonra bantlayacağım. Şöyle 3 kat yaptıktan sonra aşağısı değil ortasına kadar kestim. Bunun kesmemin sebebi oradaki kablolar var. Buradan arka taraftan başlayıp alttan içe doğru gelecek. Orada karşılaşmaması için. Sonra orada da zaten bantlayacağım ben. Evet, sonuç bu arkadaşlar. Etrafı komple 3 kat şilteyle kapatıldı. Sağa sola altı her tarafı kapatıldı. Üst yan taraflarını da yalıtım straforlarından koyuldu. Normalde duvarda kullandığımız ısı yalıtım straforları sert. 2 santimlik. Benim buradaki pay 2 santimlikti. Bazıları daha yüksek. 3 santim var. 5 santime kadar. Bunlardan bulabilirsiniz. Şu anda simit tankın etrafı komple korunmuş hale geldi. Şimdi üzerindeki şeyle kapatacağız. Tamamen tüy tüklü herhangi bir sorun teşkil etmeyecek. Aslında bir yere de kendi açımızdan da can güvenliği daha garanti altında almış bulunacak sonuçta. Durum bu.